Aktaş. Kırklareli'yim. Kırklareli Mehmet Ortaokulu'na gidiyorum. Ve aynı zamanda Bağcılar Belediyesi Endoğru Yetenek Çocuklar Merkezi'nde eğitim görüyorum. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde tutulduğum sınavdan sonra üstü yetenekli çocuk olarak tanımlandım. Ve o yüzden zenginleştirilmiş eğitim programından yararlanıyorum. Müzikte yeteneğim olduğunu düşünüyordum ve ailem de beni bu konuda destekliyordu. Bu yüzden müzik sınavına girdim. Orada da piyano çalmak istiyordum ve müzik sınavına kazanınca piyanoya başladım bu sene. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapmaya nasıl başladım diye sorarsanız, Enderun'da bir kere resim dersi görüyorduk. Ben çok güzel çizemiyordum ama hayal gücüm gelişti. Ailem hatta ilk önce böyle Bilgay deyince bir şaşırmışlardı. Ve telefon kapanınca Bilgay mı diye geri düşmüşlerdi ve yanlıştır diye yine de aradılar. Çünkü çöp adam çiziyordum o aralar. Daha çok soyut resimler çizmeyi seviyorum resimde. Yani böyle daha çok gerçek hayatta olmayan, renklerin daha parlak olduğu ve kağıtta resimlerin böyle bölündüğü, çizgiler atıldığı resimler çizmeyi seviyorum. Resim yaparken mutlu oluyorum. Böyle renklerle birlikte oluyorum, iç içe oluyorum. Bu yüzden aslında gökkuşağını da çok seviyorum, böyle renk renk. Ben renkleri sevdiğim için resim yapmayı da çok seviyorum. Soyut resimleri seviyordum ve araştırırken bunu buldum. Yani öğretmenim tavsiyesiyle de o sanatçının resimlerine baktık ve ben bunu beğendim. Hem akrilik boya kullandım hem de yağlı boyadan da kullandım. Farklı tonlar bulmaya çalıştım. Kuşları yemlemeyi çok seviyorum veya su koymayı seviyorum. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum ama babam olmadan yapamam çünkü yani kuşlara zarar verebilirim. Birkaç kuş varsa fotoğrafını çekiyorum. Eksik olan var mı diye soruyorum. Yavru kuşları çok seviyorum. Yavru kuşlar çok tatlı oluyor. Beraber bakımlarını yapıyoruz. Bazen temizlikte de bana yardım ediyor. Özellikle ilaçlama yaparken yardımları oluyor. Hadi başlayalım. Kırmızı başlıyor. Zeka oyunlarında çoğu zaman babamla oynamayı seviyorum. Çünkü beni zorluyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Bilgay Toktaş. Kırklareli'yim. Kırklareli Mehmet Ortaokulu'na gidiyorum. Ve aynı zamanda Bağcılar Belediyesi Endoğru Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim görüyorum. Endoğru Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde Sanat Akademisi'nde resim ve müzik alanının öğrencisiyim. Annemler ben de diğer çocuklardan farklı olarak farklı davranışlar görmüş ve bende bir değişiklik olduğunu fark etmiş. Öğretmenim de bende aynı farklı olumlu davranışlar olduğunu gözlemlemiş ve Endoğru'na başvurmuşlar. Böyle daha çok iyi öğrenilebilen, böyle hızlı, okula daha çok ilgisi olan, merak duyan, sorular soran ve sorularını yetişkinler gibi soran biri. Enderun'a gidince ilk önce böyle özgüvenim geldi. Okul sevgisi duydum çünkü orada oyunu oynayarak öğrendik ve daha çok böyle öğrenmeye daha çok ilgi duymaya başladım. Ve okulda da böyle daha çok öğrenmeye başladım. Öğrenmeyi sevdim, öğretmenimi dinledim. Okula giderken de sevinerek gittim yani. Bilgay, şimdi sadece iki kibritin yerini değiştirip eşitliği doğru yapmanı istiyoruz. Normalde burada eşitlik kaç çıkıyor? Doğada 56 çıkıyor. 56, eşit değil 11'e. Sen burada iki kibritin yerini değiştirip eşitliği doğru hale getireceksin. Ne yapmamız gerekiyor? Şu iki tane kibriti çıkarıp, şu
Şuraya 8 çarptım. Evet. Şurada kaç çıktı? Burada 7 çarptı. 2 eşittir 14. Evet. Tam olarak 2. Tam olarak 2. Doğru. Aferin sana. Oturabilirsin. Bacılar Belediyesi Edirne Yetenekli Çocuklar Merkezi'ne başladığım zaman ilk önce istemeyerek gittim. Çünkü onun da okul gibi olacağını düşündüm. Okulda birazcık sıkılıyordum. Böyle dersler daha çok fazla geliyordu normalde. Edirne'ye başladım. Böyle sıkılarak gidiyordum ama oyunla öğrendiğimiz için gülerek geliyordum. Böyle 3. sınıfta başladım oraya ve bir sene boyunca böyle sıkılarak gittim, mutlu olarak geri geldim. Ama 4. sınıfta farklı oldu, böyle özgüvenim yerine geldi. Böyle kendimi daha iyi ifade etmeye başladım. Ve böyle daha çok içine kapanık değil de böyle başkalarıyla konuşabilen biri olmaya başladım. Ben aynı zamanda Rehberlik Araştırma Merkezi'nden tutulduğum sınavdan sonra üstü yetenekli çocuk olarak tanımlandım ve o yüzden zenginleştirilmiş eğitim programından yararlanıyorum. Bunu okulda yapıyoruz. Kardeşimi okuldan aldıktan sonra okulda oraya gidiyorum ve o bittikten sonra da normal derslere geçiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eritrosit adını verdiğimiz kan hücrelerini mikroskop altında inceleyeceğiz. Eritrositler biliyorsunuz ki normal olarak vücudumuzda besin ve oksijen taşıyan hücrelerdir. Bu hücrelerin özelliklerini inceleyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi öncelikle herkes lam alsın arkadaşlar. Bilgay burada lamları dağıtabilir. Bilgay dağıtabilirse lamlarımızı. Evet. Herkese lan verebilirsin. Bugün Bilgay asistanımız olsun. Çek. Yay. İyice yay. Aferin. Tamam bırak. Şimdi lanları mikroskopa yerleştirelim. Bu bizim eritrositlerimiz, yani al yuvar hücreleri, kana kırmızı rengi veren al yuvar hücreleri besin ve oksijen taşıma işlevi yapar. Aynı zamanda atık ve karbondioksit taşır. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'ya Bağcılar Belediyesi Enorun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ni açtığı için çok teşekkür ediyorum. Enorun beni çok geliştirdi. Her konuda daha çok geliştim. Derslerimde çok katkısı oldu. Eda ve Bilgay adında iki kızım, Sungur adında bir oğlum var. İnternet girişimleri yapan, internet teknolojileri üreten bir şirketin kurucu ortağıyım. Bilgay küçüklüğünden itibaren tarif etmek gerekirse büyümüş de küçülmüş bir çocuk. Çok büyük bir yetişkin birey gibi hareket eden bir çocuk. Bilgay biraz hareketli, soruları zor sorular soran, cevap arayan sürekli. Sürekli bir arayış içinde olan, bunlarla yetinmeyen, sürekli bir bilgi açlığı içinde olan bir çocuk. Bu anlamda Bilgay'ı böyle tarif edebilirim. Zihninden çıkarma işlemi yapan Halil'in işlem adımları yanında verilmiştir. Buna göre Halil hangi sayılarla çıkarma işlemi yapmıştır? Birinci adım 48 eşittir 40 artı 8. İkinci adım 72 eksi 40 eşittir 32. Üçüncü adım 32 eksi 8 eşittir 24. 72 eksi 48 işlemini yapmıştır. Bilgay ile beraber birçok şey yapıyoruz yukarıda. Kuşlarla beraber yemlemesine kadar, hatta bazen ilaçta ya da aşılama yaptığımız zaman Bilgay yardımcı oluyor, kuşları tutuyor. Yukarıda bana
beraber kuş uçurduğumuz zaman da benim yanımda oluyor. Bilge ile beraber güzel vakit geçiriyoruz kuşlarla. Diğer çocuklarım da aynı. Mesela kediyle çok haşır neşirler. Ya da diğer etraflarındaki bütün hayvanlara karşı bir ilgileri var. Babamla kuşlarla birlikte böyle temizlik dışında bütün şeyleri yapabiliyoruz. Kuşları yemlemeyi çok seviyorum veya su koymayı seviyorum. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum ama babam olmadan yapamam. Çünkü yani kuşlara zarar verebilirim. Kuşlar hassaslar, yani böyle bir şey yaptım direkt hastalanabiliyorlar. Ve bütün kümese dağılıyor o. O yüzden çok fazla tek başıma bir şey yapamıyorum. Bazen kuşlar kaçıyor. İşte geri gelmesini bekliyoruz. Babam dışarıda oluyor ve sorumluluk bana düşüyor böyle. Onlara bakıyorum kümeste bekliyorlar mı diye kuş. Kümeste mi kuş diye o kuş. İşte böyle birkaç kuş varsa fotoğrafını çekiyorum. Eksik olan var mı diye soruyorum. İşte ona göre kümeslere dağılıyorlar. Erkek, dişi diye. Sonra yavru kuşları çok seviyorum. Yavru kuşlar çok tatlı oluyor. Yumurtalara bakıyorum. Beyaz kuşları çok seviyorum ben. En çok beyaz kuşları ve de tepeli kuşları seviyorum. Ben Bilge için bir tane beyaz kuş besliyorum. Evet. Al bakalım kuşunu. Merhaba. Evet, Bilge'nin güvercinlerle de arası iyi. Güvercinleri de seviyor. Yaz olduğu zaman bana yardım ediyor. Kuşların yemlerini veriyor. Yavrulara özellikle çok ilgi duyuyor, yavru kuşlara. Onları tutabiliyor, sevebiliyor. Beraber bakımlarını yapıyoruz. Bazen temizlikte de bana yardım ediyor. Özellikle ilaçlama yaparken yardımları oluyor. Diğer kardeşleriyle beraber. Genel olarak bir ilgisi var. Bize geldiği zaman mesela çok güzel yemek hazırlarım. Kızım şunu seviyor musun? Yer misin? Tamam babaanne yerim. Tatlıyı sever. Gel. Ben hiçbirine kızmam. Torunlarım çok güzel, çok akıllılar elhamdülillah. Küçüklüğünde de öyleydi, bebekliğinde de öyleydi. Akıllı, uysal, çalışkan, şu anda da çalışkan. Derslerine geldiği gibi hemen ödevlerini yapıyor. Her hayvanı sevdiğim kadar, her hayvanı eşit seviyorum. Güvercinlerin her hareketi güzel yani böyle. Mesela yavrular da çok tatlı oluyor böyle. Renkleri değişiyor. Mesela arka tepeler oluyor. Onlar çok güzel gözüküyor bence. Renkleri çok güzel. Böyle açık renkler. Tonu böyle soluk renkler olmuyor çoğu zaman. Böyle renk renkler, yeşil renkler var, kahverengi var. Soyut olarak çizdim. Resim atölyesinde tuvalim var. Güvercinle çizdiğim soyut resimde. Güvercin yani sanki gölgesini çizmişim gibi. Ben bu resmi geçen sene yaptım. Yine burada yaptım bu çalışmayı. Bu resmi yapmak, soyut resimleri seviyordum ve araştırırken bunu buldum. Yani öğretmenim tavsiyesiyle de. O sanatçının resimlerine baktık ve ben bunu beğendim. Ve bunu seçtim. Bunu yapmak istedim ve buna başladım. Bunda hem akrilik boya kullandım hem de yağlı boyadan da kullandım. Böyle farklı tonlar bulmaya çalıştım. Koyu renkler, açık renkler. Mavim de pembeden oluşuyor zaten resim. Ama farklı tonlarından oluşuyor. Yine soyut resimlerde farklı renkler oluyor demiştim. Pembenin falan farklı tonları var. Kırmızıya doğru geçişi var. Mavilerin de aynı şekilde. Bu resim babamın seveceğini de düşündüm. Çünkü babam zaten güvercinci olduğu için onu da sevineceğini düşünerek yaptım. Babam bu resmi çok beğendi, mutlu oldu. Beni tebrik etti. Bilgay'ın ablasıyım. Bilgay çok hareketli, çok ısrarcı, çok adalet duygusu yüksek bir çocuk. Onu çok seviyoruz. O da bizi sevdiğini bize hissettiriyor. Ders çalışırken genelde zorlanıyorum onunla birlikte çalıştığımda. Çünkü çok ısrarcı olduğunu söylemiştim. Sürekli kendi fikrini savunuyor ve bu beni çıldırtıyor. Ama onun dışında çok iyi geçiniyoruz onunla. Müzik konusunda, resim konusunda çok ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onunla iyi anlaşıyoruz. Ve kardeşimi çok seviyorum. Bunu söylerse sana çikolata alacağım. Yemet. Vallahi çikolata alacağım, tamam. Tekrar yemet. Vallahi tamam, hadi söyle bak, alacağım, almam yok. Adım Sıngır Taktaş. Bir P'yim. Birinci sınıftayım. Ve Bilgay'ı çok seviyorum. Satranç oynuyorum. Abalon oynuyorum. Bu oyunun adı Abalon.
Avalamı'da kırmızı taşlar ilk önce başlıyor. Taşını, kendi taşını ikili, birli veya üçlü itebiliyorsun. Karşı rakibin üç tane taşı varsa ve sen de üç tane taşın varsa onu itemiyorsun. Üç üçü itemiyor. İki üçü itemiyor. Üç ikiyi itebiliyor. Bir biri de itemiyor. Bir bir iki iki üç üç itemiyor. Veya iki üçü bir ikiyi itemiyor. Büyükler küçükleri itebiliyor yani. Rakibin taşını mesela şöyleyken, şu böyleyken mesela oyunda buraya geldiysen sen rakibin taşını böyle itebiliyorsun. Ve buraya 6 tane rakibin taşı düştüğünde oyunu sen kazanıyorsun. Hadi başlayalım. Enduro'nu da öğrenmiştim ve bir yarışmadan dolayı kazandım bu şeyi. Ve ben de kardeşimi öğretmeye karar verdim. Abalan oyunu seviyorum. Böyle gidebiliyorsun, daha birli gidebiliyorsun, ikili gidebiliyorsun. Karşındaki kişinin taşlarını buraya çıkarmaya çalışıyorsun. Böyle itti bak o taşları. Mesela ben şu an bunu ittirebilirim. İki tane taş kaldı benim kazanmama. İki tane daha rakibin taşını ittirirsem oyunu kazanabiliyorum. Bu kırmızı şu an sadece şurada düşebilir. Sadece bu onu itebilir. Çünkü şöyle hareket ettiremez. Mesela bunu böyle ittirsem bu hiçbir işe yaramaz. Sadece böyle ittirerek bunu buraya düşürmeye çalışabiliriz. Bilgay'ın annesiyim. Bilgay çok hareketli, çok meraklı, soru sormayı çok seven bir çocuk. Yalnız hareketli derken daha çok ev ortamında ve arkadaş ortamında çok hareketli. Okulda tam tersi oluyor. Dışarıda daha farklı. Ben bunu daha çok kuralcı olmasına bağlıyorum. Hani okul ortamında olması gerektiği gibi davranıyor. Okulda dersini dinlemesi gerekiyor. Adapte olması gerekiyor. Ev ortamı onun için daha rahat bir ortam. O yüzden kendini serbest bırakıyor. Daha rahat davranıyor. Aile ortamımızda küçüklüğünden beri zaten baştan da bahsettim. Hareketli olması, meraklı olması, ezberinin kuvvetli olması. İşte bir şey duyduğu zaman hemen ezberliyordu onu. İşte İster Marşı'nın iki kıtasını 3. sınıfa falan okuyabiliyordu. Onlar hep bana değişik geldi. İşte rakamlarla arası çok iyiydi. İşte renkleri çabuk algıladı. Algılaması çok iyiydi. Bilgay'ın babaannesiyim. 1954 doğumluyum. İstanbul doğumluyum ben de kendim. Çocuklarımın hepsi güzel, iyiler. Allah razı olsun hepsinin. İyiler, iyi bir yerlerine geleceklerini umuyorum. İnşallah. Allah'ım şaşırtmasın. Güzel yerlere gelsinler. Büyüyünce de iyi bir eşler olsun inşallah. Kendileri de, kendilerine de iyi bir eşler olsun. Çok güzel, çok hatırımı sayar, sever, sayar. Güzel, her şeyiyle güzel yani. Elhamdülillah. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Ne öğretmen olacağıma daha karar veremedim. Öğretmen olmak istiyorum çünkü çocukları seveceğimi düşünüyorum. Büyüyünce böyle çocuklarla iç içe olmayı istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorum. Eskiden astronot olmak istiyordum. Çünkü uzayı merak ediyordum. Gezegenleri, dünyayı dışarıdan görmek istiyordum. Böyle yerçekim falan yok. Böyle uçabiliyorum. Uçmayı da istiyordum galiba oralar. Böyle dünyayı içine böyle ayağımı soktuğum anda girebileceğimi düşünüyordum. Öyle aşağı inebileceğimi. Roketle yukarı çıkmalı, yemeklerin nasıl olduğunu falan da merak ediyordum. Yemeklerin nasıl yendiğini uzayda. Uzayda yaşamı merak ediyorum. Kendisi ne istiyorsa, öğretmenliği istiyorsa iyi bir öğretmenlik olmasını isterim. Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Yani güzel bir şey yani. Evlatlar yetişmesini isterim. Güzel bir çocukları. Kendisinin de. Kendi de iyi bir öğretmen olacağını umuyorum. Dersi çoğu zaman böyle hareketlerle çalışıyorum. Böyle bir yandan şarkı söylüyorum. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Hatta ablam bazen rahatsız oluyor benim bu davranışından dolayı. O sessiz sakin çalışıyor.
Ama ben böyle çok sesli bir şekilde çalışıyorum. Böyle arada sırada ara veriyorum, dolaşıyorum, geziyorum. Sonra geri geliyorum. Bağırarak söylüyorum çoğu zaman. Gün içinde en çok annemle beraber oluyorum. O yüzden onunla daha çok konuşuyorum. Ülkeye daha çok yeşillik katmak isterim. Ve çocuklar için daha çok oyun parkı yapmak isterim. Böyle binaları biraz daha kısaltırım ve her binaya bir tane otopark koymak isterim. Çünkü dışarılar arabalarla doluyor ve artık yollarda yürüyemiyoruz, zorluyoruz. Yapılması gereken her eve böyle bir otopark koyacaksın. Evin sahibi arabasını oraya park edecek. Ama yapılan şey, arabalar evlerde otopark olmadığı için arabalar sokaklara park etmek zorunda kalıyor. Sokağın iki kenarında dolduruyor ve ortadan da arabalar geçiyor yoldan ve insanlar rahatça yürüyemiyor. Bunu çözmek için her eve bir otopark koyarım. Yolları daha çok genişletebilirim. Kaldırımları bir şey yapmam aslında. Yani evleri böyle boyunu da kısaltmak gerekiyor aslında. İnsanların kaldırımlara değil, böyle yollara park etmesi gerekiyor. Veya yollarda böyle çok fazla yer kaplamadan park etmesi gerekiyor ki insanlar kaldırımlarda daha rahat yürüyebilsin veya yoldan karşıya geçerken böyle rahatça geçebilsin. Engelli vatandaşlar için de aynı. Yollarda sıkıntı çekmemeleri için. Engelliler için otobüsleri böyle... Daha çok böyle yokuş şeyleri koymak isterim. Zaten var ama bir kapı merdivenli olsa, bir kapı da öyle olsa daha rahat olabilir onlar için. Sene başladım Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi müzik bölümünde. Müziğin sınavına girmem müzikte yeteneğim olduğunu düşünüyordum ve ailem de beni bu konuda destekliyordu. Bu yüzden müzik sınavına girdim. Orada da piyano çalmak istiyordum ve müzik sınavına kazanınca piyanoya başladım bu sene. Piyano, yani tuşlu şeyleri seviyordum. Tuşlu müzik aletlerini seviyordum. O yüzden piyanoyu istedim. Yani çünkü piyanoya da böyle ilgim vardı. Böyle melodikada da bir şeyler çalmayı seviyordum. Böyle org istiyordum. Ve sonra müzik bölümüne başvurunca piyanoyu seçtim. Piyanodan başka istediğim bir şey yoktu. Seçme şansım vardı galiba. Ama ben istemedim. Piyano istedim. Üçüncü sınıftayken sınıf öğretmeni tarafından bize yönlendirildi. Sınıf içerisinde işte dikkatiyle görev verildiği zaman sorumluluk bilinciyle ve diğer farklı özellikleriyle dikkat çeken bir öğrenci olduğu için Bağcılar Belediyesi'ne sınıf öğretmeni başvurdu. Biz onun sonrasında bu şekilde başvurulan öğrencilerle bireysel değerlendirmeler yapıyoruz. Hem genel yetenek alanında, hem yaratıcılık alanında, hem de motivasyon ve iş bitirebilme becerisiyle ilgili çeşitli ölçümler yapıyoruz. Bilgay'da da böyle bir sürece başladık. Bilgay daha çok üç boyutlu düşünebilen, parça birleştirmesi iyi olan bir öğrenci. Aynı zamanda duygusal olgunluğu da gayet iyi. Yani çevresindeki olaylara karşı gayet duyarlıdır, sosyal meselelere karşı ilgilidir. Çevresindeki insanların duygularını çok rahat okuyabilir. O yüzden onunla çok rahat iletişim kurabilirsiniz. Yani yetişkin olsanız da sizi çok rahat anlayabilir. O konuda zorluk yaşamazsınız. Thank you.
Piyano çalmayı çok seviyorum. Piyano çalmak beni rahatlatıyor. Boş zamanlarımı değerlendirebiliyorum. Çok seviyorum yani. Ve sürekli yeni şarkı çalmaya çalışıyorum. Şu an 9. senfoni çalıyorum. Resim olabilir, piyano da olabilir. Yani hayatımdan sonra devam ettirmek istediğim şeylerdi. Origami birazcık yapabilirim arada sırada. Geçen sene origami kulübüne başlamıştım. Ve origamiye ilgim vardı. Gerçekten seviyordum. Böyle kağıttan bir şeyler yapmak, böyle renk renk yapmak. Zaten resimde de o yüzden böyle renk renk şeyler çizmeyi seviyorum soyut olarak. İşte böyle çok güzel gözüküyordu bence origami böyle... Yapınca çok güzel oluyordu. Böyle kağıttan bir şeyler yapmayı seviyorum zaten. Böyle etkinlikler falan yapmayı. O zaman da kağıt katlama sanatına merak salmıştım. Ama bu sene gidemedim. Çünkü o gün resmim oldu. Ve resme gideceğim için oraya gidemedim. Evde birazcık yaz tatilinde origamiler yaptım. Arkadaşlarıma hediye ettim. Benim şu an zaten çantamda origamilerim de var. Bir tane çantada saklıyorum onları. Hadi origamilerine bakalım. Bunları şimdi buraya. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Kese kağıdı, kalp. Bir uçak. Bunun kuyruğu vardı. Burada bir ejderha var. Bunları geçen sene Edirne'de origami kulübünde yaptım. He, bu normal çiçekti ama ben bunu farklı bir şeye benzeterek farklı bir şey yaptım. Ya şunları göz olarak düşündüm, bunlar eller, bunlar kollar, bu da burun olarak düşünmüştüm. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapmaya nasıl başladım diye sorarsanız, Enderun'da bir kere resim dersi görüyorduk ve hayal gücümüzü gerektiren bir resim çizmemiz gerekiyordu. Öğretmenimiz bize müzik açmıştı, onunla ilgili düşüncelerimizi gösteren bir tane resim çizmemiz gerekiyordu. Ve öğretmenim benim resmimi çok beğenmiş. Yani ben bunun farkında değildim. Sonra bir kere bizi resim sınavına girmemiz için ablam ve beni yönlendirdiler. Ablamın resim yeteneği çok fazla vardı ve resim çizmeyi çok seviyordu. Yani çok güzel çiziyordu. Ben çok güzel çizemiyordum ama hayal gücüm gelişti. Ailem hatta ilk önce böyle Bilgay deyince bir şaşırmışlardı. Ve telefon kapanınca Bilgay mı diye geri düşmüşlerdi ve yanlıştır diye yine de aradılar. Çünkü çöp adam çiziyordum o aralar. Ve resim yeteneğim hiç olmadığını düşünüp yine de aradılar. Gerçekten Bilgay da mı gelecek diye resim sınavına. İşte onlar da evet dedi. Sonra resim sınavına girdim. Orada bazı arkadaşlarım da resim yeteneği vardı veya hayal gücü genişti. Onlarla birlikte resim sınavına girdim ve resim sınavını kazandım. Sonra resim bölümüne başladım. Bilgaycığım, şimdi hazırlamış olduğumuz kompozisyonumuza dikkatli bakıyoruz. Biz bu kompozisyonu yatay mı yerleştirirsek çok daha sağlıklı yerleştirir, dikey mi? Önce ona karar veriyoruz. Galiba yatay. Evet, yatay çünkü biraz kalabalık bir kompozisyon, evet. Değil mi? Kağıdımızı yatay tutuyoruz. Sonra elemanlara şöyle bir bakıyoruz. Aslında en büyük olan elemandan başlıyoruz. Biz bunu dengeli olduğunu görebilmek için ortadan bir çizgide çizebiliriz. Ve iki yanının eşit olduğunu görebiliriz. Aşağıya kadar inebilirsin düz bir çizgi ile. Evet. Bilgay görsel algısı aslında yüksek bir öğrenci. Normalde akademik alan öğrencilerimizden kendisi. Ve zaman zaman Enderun'da akademik alan öğrencileri içerisinde resim dersleri veriyoruz, değerlendirme nitelikli. O çalışmalar içerisinde fark edilmiş bir öğrenci. Aynı zamanda hem matematik hem de müzik alanında eğitim alıyor. İşte bu bağlamda biraz önce soyut resimden neden etkilendiği kısmına geleceğim. Geometrik formlardan etkilenmesi belki de matematiksel zekasının da kuvvetli olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok gerçekçi resimlerden hoşlanmıyor. Daha çok soyut resimler çizmeyi seviyorum resimde. Yani böyle daha çok gerçek hayatta olmayan, renklerin daha parlak olduğu
ve kağıtta resimlerin böyle bölündüğü, çizgiler atıldığı resimler çizmeyi seviyorum. Çünkü gerçek resimler böyle ayrıntı falan çizmeyi çok fazla sevmiyorum. Ve ayrıntıya girmeyi, çünkü çok fazla sabırlı bir insan değilim ve onlar bitmiyor. Resimde öyleyim. Böyle bir tane yazı yazacağımız zaman öyleyim. Ödevlerimde de böyle çok sabırsız bir şekilde davranıyorum. Böyle hemen bitmesini istiyorum. Soyut resim çizmeyi seviyorum. Ferruh Başağan'ın resimlerini veya John Miro'nun resimlerini seviyorum. Boş zamanlarımda resim çizmeyi seviyorum. Çünkü vaktimi değerlendiriyorum. Ve yine orada böyle farklı renkler, açık renkler kullanmayı seviyorum daha çok resimde. Ve böyle daha çok animasyon çiziyorum evdeyken. Animasyon çizmeyi seviyorum. Böyle karakter çizmeyi. Onlar eğlenceli geliyor bana. Sonra bazen televizyon izliyorum aynı karakterleri. Sonra kendim çiziyorum onları. Öğrendiğim çizgi filmlerdeki karakterleri tabletimden bakıp defterime geçirmeye çalışıyorum. Ben şu an Ayçiçeği resmi çiziyorum. Normalde çok iyi değildim ama hayal gücüm gelişti. Ve resim bölümüne başladığım zaman kendimi 2 sene boyunca bayağı geliştirdim yani. Obje çizdim. Obje olarak mesela şişe çizdim. Sonra katalogdan bakarak farklı farklı resimler çizebildim. Resim yaparken mutlu oluyorum. Böyle renklerle birlikte oluyorum, iç içe oluyorum. Bu yüzden aslında gökkuşağını da çok seviyorum, böyle renk renk. Gökyüzünün mavisi beni çok mutlu ediyor. En sevdiğim renk zaten mavi olduğu için. Mesela gökyüzündeki mavi çok güzel gözüküyor. Böyle içinde beyazlar, bulut, sonra sarılar, gün batımı falan çok güzel oluyor o renkler sayesinde. Ve ben renkleri sevdiğim için resim yapmayı da çok seviyorum. Sonra koyu turunculuklar da var. Aslında ortada var. Evet. Orada gördüklerimiz bize yol gösteriyor. Ve biz oradan yola çıkarak kendimizden de bir şeyler katabiliriz. Bunun dışında matematik alanına gidiyorum. Oradaki sorular beni başta birazcık zorladı ama pes etmemem gerektiğini öğrendim. Çünkü ilk önce pes ederek böyle bir kere gidiyordum, olmayınca geliyordum. Böyle başka şeylerle uğraşıyordum. Hiç böyle pes ediyordum direkt, yapamıyorum diye. Ama en sonki hafta fark ettiğim bir şey beni pes etmemeye gerektiğini öğrendim. Yönlendirdi, pes etmemek gerektiğini anladım. Çünkü o zaman bir kere 6 kere falan gitmiştim hocanın yanına, doğru mu diye böyle. Sürekli çalıştım böyle azimle ve hepsi doğru çıktı soruların. Aynı zamanda Kur'an eğitimi de görüyorum. Orada 10 dakikalık falan Kur'an'da çalışıyoruz birlikte. Dualarımız oluyor sonra. Kur'an'da hangi sayfada kaldıysam bir sayfa okuyorum öğretmenime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil hakim. İnne kereminel mürselin. Ala sıradim müstakim. Tenzilel azizir rahim. Litunzire kavmen ma unzile abauhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnna ce'alna fî a'nâqihim eğlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mükmehûn. Ve ce'alna min beyni eydihim setten ve min خلفهم ستاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Benim için insanlar birbirine
böyle iyi davranan, kötü sözler söylemeyen, saygılı olan, terbiyeli olan ve dürüst olan insanlar olmalı. Dünya temiz olmalı ve böyle ahlaklı insanlarla dolmalı. Dürüst, terbiyeli böyle yapar mısın, eder misin diye konuşan, kötü kelimeler kullanmayan, saygılı olan, dürüst olan kişiler. İnsanlar da böyle birbirlerine çok kötü davranmaları. Mesela Suriye bombalamaları, insanları ülkelerinden bile çıkaracak şekilde işkence etmeleri, onları kızıyorum yani, veya çevreyi kirletmeleri, hayvanlara zarar vermeleri. Annemle aramız çok iyi, babamla da aynı şekilde. Annemle daha çok böyle geziyoruz. Ablamla birlikte, annemle beraber alışveriş merkezlerine gidebiliyoruz. Orada geziyoruz, bir şeyler alıyoruz. Babamla da babamla zeka oyunları oynuyoruz. Annem bu arada ödevlerimi benim yardım ediyor çoğu zaman, böyle bulamadığım zaman falan. Babam da, annem matematik olarak bana yardım ediyor, babam da sözel olarak bana yardım ediyor. Babam daha çok küçük kardeşimle böyle bir yerlere gideceği zaman onunla gidebiliyor. Ama biz, ablam, ben, bir de annem gidiyoruz. Böyle alışveriş merkezine falan gidebiliyoruz. Babamla kardeşim de farklı yerlere gidebiliyor işte. Mesela aynı gün içerisinde. Sonra annemle böyle çok benziyoruz. Küçük yüz olarak da, huy olarak da çok benziyoruz böyle. Sabırsızız. Sonra böyle yüzümüz benziyor. Böyle her şeyimiz benziyor yani, huy olarak. Annemi, babamı çok seviyorum. Babaannemi de çok seviyorum. Bize çok böyle yardım ediyor. Sonra bizi çok seviyor. İstediklerimizi yapıyor. Onun evine gidip böyle kuzenlerimizle de oynuyoruz ama yani babaannem çok iyi birisi. Bizim istediklerimizi hep yapıyor. Biz onun sözünü dinliyoruz, o bizim sözümüzü dinliyor. Böyle koşuyoruz, gülüyoruz. Halamla da aynı. Böyle halamla birlikte babaannemle böyle konuşuyoruz bazen, böyle şakalaşıyoruz. Yani onlar annem babam gibi oluyor. Onlar benim ailem, yani çekirdek ailem gibi, böyle annem gibi. Annem olmasa onlar yani yerini tutuyor. Üç kardeş, kardeşler mutlaka birbirleriyle anlaşamadıkları oluyor ama üç kardeş birbirine çok bağlı. Ya üçünün özellikleri de birbirine benziyor zaten, karakteristik özellikleri benziyor da. Çok bağlılar, birbirlerini seviyorlar. Hatta ben işte birine ters bir tepki versem, hafif bağırsam, öbürsü hemen buna tepki veriyor, üzülüyor. Yani birbirlerini çok tutuyorlar. Çok bağlılar. Oyun konusunda da çok iyiler. Çok güzel oyunlar kurabiliyorlar. Üçünün de hayal gücü çok yukarıda. O yüzden böyle hayal gücüne dönük oyunlar kuruyorlar genelde. Hani oyuncak falan çok aramazlar. Ya zeka oyunlarıyla oynarlar ya da birkaç oyuncakla beraber kendileri bir hayal üretirler. Onun üzerine ya iki saate yakın oynayabilirler diyebilirim. Ablamla ortak alanlarımız resim. Resim çizmek seviyoruz ikimiz de. Resim çizmeyi. Müzik de aynı şey. Müziği de ablam çok seviyor. Enduro'nun da sınavına girecek hatta. Müziği de böyle gitar çalmayı falan artık merak saldı. Zeka oyunlarını da seviyoruz ikimiz de. Küçük kardeşimle birlikte de zeka oyunları olarak satranç, abalom, mangalı gibi oyunlar oynuyoruz. O zeka oyunlarında çok iyi oynuyor yaşına göre. Bazenleri beni yenebiliyor hatta. Böyle zeka oyunlarında çok iyi. Ablam da aynı şey. Ablam da çok iyi oynuyor. Babamla birlikte bazenleri satranç oynayabiliyoruz. Böyle oynamayı çok seviyoruz küçük kardeşimle beraber. Ama ablam çok fazla oynamıyor. Ablamla ortak yönümüz olarak kitap olarak aynı tür kitapları seviyoruz. Yani aksiyon, macera gibi kitapları seviyoruz. Onları okumayı seviyoruz ama sevdiğimiz kitaplar dışında ilgimizi çekmeyen kitapları okumayı çok fazla sevmiyoruz. Öyle yani sıkılıyoruz. Mesela kitap sınavı oluyor okulda. Öğretmen benim ilgimi çekmeyen bir kitap söylerse mesela ben onu sıkılarak okuyorum. Ve sınavda hiçbir şey aklıma gelmiyor sıkılarak okuduğum için. Çünkü anlamıyorum. Bilgayla ilk satranç oynamaya başladığımız zaman
Bilgay daha fazla benim yaptığım hamlelerin tekrarını yapıyordu. Aslında kendisi bir strateji uygulamıyordu. Ama daha sonradan kendisi strateji oluşturmaya başladı. Ve artık beni de yeniyor zaten. Önceden daha kısa sürüyordu bizim satranç oyunlarımız ama artık o kadar kısa sürmüyor. Daha uzun oynuyoruz. Ve daha iyi planlar kuruyor. Birkaç hamleyi arka arkaya düşünebiliyor. O özellikleri zamanla yetişti, gelişti. Satranç oyunlarını ilk başta ilkokulda başladı. İlkokulda heveslendi. Daha sonra Enderun'da da devam etti. Bağcılar Enderun yetenekli çocukların merkezinde bu konuda sadece satranç değil birçok oyunla ilgilendi. Zeka oyunlarında çoğu zaman babamla oynamayı seviyorum. Çünkü beni zorluyor. Ablamla da oynamayı seviyorum ama ablam çok fazla benimle zeka oyunları falan oynamıyor. Daha çok babamla oynayabiliyoruz. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.